Sevgili gençler, tarih dersine hoş geldiniz. Bu hafta 9. sınıflarımızın 5. konu ve kazanımı olan medeniyet havzaları konusuna bakacağız. Ders kitabımızda bu konumuz 43 ile 47. sayfalar arasında. Aynı zamanda EBA üzerinden de size bu videoları göndermeye çalışacağım. Konumuz ilk çağda medeniyet havzaları. Yani İran medeniyetine, Hint medeniyetine, Anadolu medeniyetine, Mısır, Mezopotamya, Çin, Ege ve Yunan medeniyetleri konusuna bakacağız ve burada kurulan devletlerin tarih açısından neler gerçekleştiği ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. Bunlardan birincisi Mısır medeniyeti. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi arkadaşlar, özellikle Nil Nehri'nin hayat verdiği coğrafya olan Mısır medeniyetine bakalım. Sevgili gençler, Mısırlılar Nil Nehri etrafında gelişen bir medeniyettir. Yani Mısır'a hayat veren Nil Nehri'dir. Ticaret sayesinde Mezopotamya'dan öğrendikleri çivi yazısını kullanmışlardır ve buradan da yola çıkarak resim yazısı olarak bildiğimiz hiyeroglif adıyla bilinen kendilerine özgü bir yazı geliştirmişlerdir. Yazılarını da genellikle Nil kıyısında yetişen papirüs bitkisinin yapraklarından elde ettikleri kağıttan yapmışlardır. Ve unutmayın arkadaşlar, papirüsten elde ettikleri bu kağıtlar, yani papirüs bir bitki olduğu için kısa vadede çürüyecektir. Yani Mısır'la ilgili kalıcı bir yazılı anlamda kalıcı bir eser verilmemiştir gibi bir soruyla karşılaştığımızda bunun cevabı yazmış oldukları hiyeroglif denilen resim yazısının papirüs bitkilerinin liflerinden yapmalarıdır. Çünkü bitki çürüyen bir şeydir ve bitkiden yapılan bu papirüs kağıtları da kısa vadede çürüyeceği için arkadaşlar günümüzde çok fazla bir eser bırakamamışlar. Yazılı anlamda. Mısırlılar astronomi, matematik ve geometride ileri gitmişlerdir. Dörtgenlerin alanlarının yanı sıra pi sayısını 3,16 kabul ederek silindirin ve kürenin hacmini hesaplamışlardı. Bir yılı 365 gün olarak tespit ettiler ve bir günü 24 saate bölmüşlerdi. Bu verilerle de güneş yılı takvimini oluşturmuşlardır arkadaşlar. Ağrı kesiciler kullanarak diş çekimi yaptığını biliyoruz. Ölülerini mumyalamışlardır ve böylece eczacılık, tıp ve anatomi bilimleri de Mısır'da gelişmiş. Mısırlıların en önemli eserleri firavunların mezar odalarının yer aldığı piramitlerdir. Bunun diğer adı ehram veya anıt mezar olarak bizim karşımıza çıkabilir. Piramitlerin en büyüğü Mısır'ın başkenti olan Kahire yakınlarında Gize'de bulunan 147 metre yüksekliğindeki Keops piramidi olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Görselde de arkadaşlar Keops piramidinin fotoğrafı bulunmaktadır. Mısırlıların Sphinx denilen insan başlı heykelleri de ünlüdür. Tahtada gördüğünüz gibi arkadaşlar insan başlı heykellere Sphinx denilmiştir ve bu Mısırlılarda çokça görülmüştür. Şimdi arkadaşlar Mısırlıların medeniyetiyle ilgili konuyu bitirmeden önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Biz astronomi anlamında Mısır medeniyetinin güneş yılı takvimini icat ettiğini biliyoruz. Bakın, durduk yere bunu yapmamışlardır. Toplumsal şartlar Mısırlılara güneş yılı en bilimsel olarak dediğimiz bir yılı 365 güne bölen takvimi yapmaya aslında zorlamıştır. Mısır'a hayat veren bir nehir var. Dünyanın en uzun akarsuyu olan Nil Nehri. Şurası bizim Nil Nehrimiz olsun. Şimdi Mısır'daki insanlar tarımla da uğraşıyorlar. Nil Nehri'nin yanındaki topraklarda ne yapıyorlar? Tarla ekip biçiyorlar. Şurası bizim tarlamız olsun. Şimdi arkadaşlar akarsuları biliyoruz. Yılın mevsime göre yılın belli dönemleri taşıdığı su miktarı artacak. Yani akarsunun debisi artacaktır. Ve kuraklığa bağlı olarak da yılın belli dönemlerinde taşıdığı su miktarı azalacaktır, debisi düşecektir. Şimdi adamların Nil Nehri'nin kenarındaki tarlada ürünü var.
Fakat debi artarsa, yani mevsimler, şartlar geçerliliğini koruyarak debi, taşıdığı su miktarı artarsa, tarlalar su altında kalabiliyor. Yani akarsunun yatağı geliştirdiğinde şurası su altında kalabilir. Şimdi Mısırlılar özellikle Sirius yıldızını gördüklerinde akarsunun taşıdığı su miktarının arttığını fark etmişlerdir. Yani gökyüzünü takip etmeye başlamışlardır. Ve tarlalardaki mahsul suyun altında kalmasın diye aslında bu adamlar güneş yılı takvimini icat etmişlerdi. Yani Mısırlıların güneş yılı takvimini icat etmesinin temel sebebi toplumsal bir ihtiyacı karşılayabilmektir. Yani Nil Nehri taşıp tarlalardaki ürüne zarar vermesin diye. He, tarla taştı, gitti. Ürünü aldın ama artık güneş yılı takvimini yaptığın için ürünü aldın. Fakat su azaldığında tekrardan şurası ortaya çıkacak. Hangi tarla senindi, hangi tarla benimdi? Bu yüzden açı hesaplaması yapmaya başlamışlardır ve matematik ve geometriyi de aslında toplumsal şartlar, toplumsal sorunları çözebilmek için yapmışlardır diyeceğiz. Sonra ikinci medeniyetimiz, ilk çağda medeniyet havzaları konusunda Çin medeniyeti arkadaşlar. Özellikle buraya bir görsel koydum. Kağıt, barut, pusula ve matbaa özellikle Avrupa'nın kaderini değiştirecek olan icatlar, gelişmeler ilk çıkış noktası Çin medeniyetidir arkadaşlar. Çin'de ilk uygarlık Sarı Irmak, Sarı Irmak'ın suladığı bereketli ovalarda ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İpek böcekçiliği ve ipekli dokumacılıkta Çin medeniyeti oldukça ileri gitmiştir ki zaten Çin deyince bizim aklımıza ipek yolu ve ipek ticareti geliyor. Tıpta kabul edilen masaj ve akupunktur yöntemlerini kullanmışlardır. Kağıt, matbaa, mürekkep, barut ve pusulayı da yine Çin bulmuştur. Bakın özellikle barut, pusula, matbaa gibi gelişmeler Çin'de ilk defa ortaya çıktı. Savaşlar ve ticaret gibi etkileşim unsurlarıyla Türkler bunu aldılar. Ve Türkler Talas Savaşı ile Müslüman oldu. Ve daha sonraki süreçte Haçlı seferleriyle beraber ve yapılan ticaretlerle beraber de Avrupa bizden bunları görüp aldı. Ne oldu peki? Pusulayla Avrupa'da coğrafi keşifler gerçekleşti. Kağıt, matbaa ve mürekkeple Avrupa'da Rönesans gibi gelişmeler yaşandı ve Avrupa aydınlanma dönemine girdi arkadaşlar. Yani bu icatlara basit icatlar değildir. Avrupa'nın, Avrupa milletlerinin kaderini değiştirecek olan icatlardır diyeceğiz. Üçüncü medeniyet havzamız Hint medeniyeti arkadaşlar. Hint medeniyetiyle ilgili de ne biliyoruz? İlk başta Hindistan'da ilk uygarlık İndus Nehri Vadisi'ndeki Harappa denilen bölgede ortaya çıktı. Bakın dikkat edin. Mısır, Çin, Hindistan konularını işliyoruz ve sürekli bir akarsudan bahsediyoruz arkadaşlar. Demek ki ilk çağda insanlar akarsu yani ırmak kenarlarında hayatlarını kurmuşlardır. Hintliler rakam sistemini geliştirdiler. Müzik alanında en eski notalama yöntemi Hintlilere aittir. Resim, heykel, şiirlere ilgi gösterdiler. Şiir alanında başlıca eserleri Mahabharata ve Ramayana olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. 4. Doğu Akdeniz medeniyetleri arkadaşlar. Biraz görselere de bakacak olursak ticaret kokan bir fotoğraf var aslında. O zaman Doğu Akdeniz medeniyetleri deniz kenarında oldukları için aslında ticarete önem vermişlerdi diyebiliriz. Burada kim var? Fenikeliler var. Fenikeliler deniz aşırı ülkelerle ticaretler yaptı ve oralara koloniler kurdu. Ve tarihteki ilk kolonicilik faaliyetlerini başlatan kavim Fenikeliler oldu. Tarihteki ilk harf sistemine dayanan alfabeyi yaparak okuma ve yazmayı kolaylaştırdı. O zaman Fenikeliler bir alfabe yapmış arkadaşlar. Tarihteki ilk harf sistemine dayanan alfabeyi kim icat etmiştir? Fenikeliler icat etmiştir. Filistin bölgesine yerleşen İbraniler de yine Doğu Akdeniz uygarlıklarından bir tanesidir. Yani bugünkü İsrail'de diyebiliriz bunlara.
semavi bir din olan Yahudiliğe inanmışlardır. Ve tarihte ilk defa tek tanrılı inancı benimseyen ilk topluluk bu Filistin bölgesine yerleşen Yahudilerdir diyeceğim. Beşincisi, Mezopotamya uygarlığı. Mezopotamya'da kurulan devletler ve bunların bıraktığı medeniyetler arkadaşlar. Kim var burada? Sümerler var arkadaşlar. Akatlar var, Asurlular var, Babiller var, Elamlar var. Yani Mezopotamya deyince aklınıza bunların gelmesi gerekiyor. Bunlar da bahsediyoruz arkadaşlar. İlk başta Mezopotamya'nın kelime anlamı iki nehir arasındaki ülke demektir. Ya da iki nehir arasındaki bölge demektir. Yani bugün bizim topraklarımızdan doğup Basra Körfezi'ne doğru dökülen Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan topraklara biz Mezopotamya diyoruz arkadaşlar. Asya kökenli bir devlet olan Sümerliler M.Ö. 4000'li yıllarda Mezopotamya'ya yerleşmişlerdi. Ve Sümerliler M.Ö. 2375'te Lagaş sitesi kralı Urgakine ile de tarihin ilk yazılı kanunlarını yapmışlardır. Tufan, Yaratılış, Gılgamış gibi de önemli destanları Sümerlilerin vardır. Şimdi fotoğrafa bakacak olursanız arkadaşlar bu Urgakine kanunlarının yazılı olduğu bir tablettir. Bu kanunlardaki cezalandırma yöntemi fidye yani bedel esasına dayanır. Şimdi gençler tarihteki ilk yazıyı kullanan, ortaya çıkartan çivi yazısı olarak Sümerliler tarihteki ilk yazılı kanunları da yapmışlardır. Ve kanunların adı Urgakine kanunlarıdır ki Lagaş sitesi kralı olan Urgakine kendi adını vermiştir. Ve fidye ve bedel esasına göre bu kanunlar dayanmıştır. Şimdi arkadaşlar, şehir devletleri gibi bazı ifadeler vardır. Mesela Mısır'daki şehir devletlerine Nom adı verilmiştir. Yunanlıların kullanmış olduğu şehir devletlerine polis adı verilmiştir. Sümerlilerin kullanmış olduğuna ise site kelimesi olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Yani Sümerler şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Gece ile gündüzü 12'şer saat olarak hesapladılar ve bir yılı 30'ar günden oluşan 12 aya böldüler. Ay yılı takvimini icat ettiler arkadaşlar Sümerliler. Ay ve güneş tutulmalarını zamanında hesaplayabildiler. Çarpma ve bölme işlemlerini kolaylaştırmak için cetveller hazırladılar. Alan, hacim, ölçme yöntemlerini geliştirdiler. Ve daireyi 365 dereceye bölerek geometri ve matematik bilimlerinin de aslında Sümerliler temellerini attılar diyeceğim. Diğer bir Mezopotamya uygarlığı olan Babiller. Tıp, astronomi ve matematikte ileri gitmişlerdir. Hukuk alanında 282 maddeden oluşan Hammurabi kanunlarını meydana getirdiler. Babil Kulesi ve Babil Asma Bahçeleri de önemli mimari eserleridir. Şimdi gençler, Kral Hammurabi'nin kanunları kısasa kısas stilindedir. Yani eğer birisi kendi sınıfından birinin dişini kırarsa onun da dişi kırılacaktır. Bakın Sümerlilerin Urgakine kanunları fidye bedel esaslıydı ama Hammurabi'ninki kesinlikle birazcık daha serttir arkadaşlar. Burada kısasa kısas olayı vardı. Mesela buradaki görselde de bu tarafta Babil'in asma bahçeleri. Burada da o meşhur Babil Kulesi'ni göreceksiniz. Diğer bir Mezopotamya uygarlığı olan Asurlular ticaretle uğraştılar. Anadolu'daki insanlara çivi yazısını öğreterek onların da tarihi çağlara geçmelerini sağladılar. Bakın Asurlular Anadolu'da Kayseri Kültepe'de Karum adı verdikleri ticaret merkezlerinden. Karum adı verdikleri ticaret merkezlerinden. Karum bunların ticaret merkezi. Anadolu'da Kayseri Kültepe'de bunu kuruyorlar. Ve Mezopotamya uygarlığı olarak yazıyı bildikleri için Anadolu'daki ticari ilişkilerinden dolayı Anadolu'ya yazıyı getiriyorlar ve Anadolu'ya yazıyı getirmişlerse o zaman Anadolu tarihi çağlara geçmiştir. Kimin sayesinde? Mezopotamya uygarlığı olan Asurlular sayesinde.
Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kurarak arşivcilik faaliyetlerini başlattılar. Asur sanatının en tanınmış örnekleri Asurluların saraylarının girişinde yer alan ve tahtada gördüğünüz insan başlı boğa vücutlu sphinxlerdir arkadaşlar. Altıncısı Ege yani Yunan medeniyetiyle ilgili birazcık konuşalım arkadaşlar. Şimdi Yunan medeniyetinin temelini dorlar atmıştır ve Yunanistan'da polis adı verilen şehir devletlerini kurmuşlardır. Bu devletlerden biri olan Atina'daki yöneticilerden Solon, adamın adı Solon, Arhon vali demek, yönetici demek arkadaşlar. Solon Arhon'u doğuştan gelen köleliği kaldırmıştır. Bakın demokratikleşme yolunda atılan bir adım aslında. Klistenes Arhon'u bütün vatandaşlara devlet yönetimine katılma hakkı vererek ilk demokrasi faaliyetlerini Yunan topraklarında uygulamıştır. Deniz ticareti sayesinde Fenike alfabesini öğrendiler ve bu alfabeye yeni harfler ekleyerek kendi alfabelerini oluşturmuşlardır. Tanrıları için ki en büyük tanrıları Zeus'tur arkadaşlar ve birçok tanrı vardır. Çok tanrılı bir inanç vardır Yunanlarda. Tanrıları için 4 yılda bir Olympus Dağı'nda tanrılarını eğlendirebilmek adına sportif faaliyetlerde, yarışmalarda bulundular ve biz bugün bunu 4 yılda bir olimpiyatlar anlamında hala aslında hayatımızdadır. Ama bunun ilk çıkış noktası eski Yunan'da yani ilk çağda tanrılarını eğlendirebilmek için 4 yılda bir Olympus Dağı'nda çeşitli spor aktiviteleri düzenlediklerini biliyoruz artık. Görmüşsünüzdür bu halkaları. Bugünkü olimpiyatların anlamı yeryüzündeki yani buradaki 5 farklı renk yeryüzündeki 5 kıtayı eski büyük 5 kıtayı temsil etmek. Ege ve Yunan medeniyetini kuranlar özgür düşünce ve pozitif bilimlerin gelişmesine de önemli katkı sağladılar. Tales, Heraklit, Sokrates, Platon, Aristoteles gibi isimler felsefe alanında iz bırakmışlardı. Pisagor matematikte, Herodot ki tarihin babası deriz biz ona, Herodot tarihte, Hipokrat da tıp bilimine katkı sağlayan düşünürler. 7. İran medeniyeti arkadaşlar. Biraz şöyle Perslerden bahsedelim. İran'da ilk büyük medeniyeti M.Ö. 9. yüzyıllarda Medler kurdu. M.Ö. 550'de Persler Medlerin hakimiyetine son vererek İran, Anadolu, Mezopotamya bölgelerini ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurdu Persler. Perslerin geniş sınırlarını yani ülkeye eyaletleri ayırdılar. Onlara da satraplık dediler arkadaşlar. Yani satrap Persler o kadar geniş coğrafyaya yayıldılar ki ülkeyi satraplık adı verdikleri eyaletlere ayırmışlardır ve ilk düzenli posta teşkilatını kurmuşlardır. Düzenli bir posta teşkilatı varsa devletin merkezi otoritesi kesinlikle burada artmıştır arkadaşlar ve vali olan satraplar da şah gözüdür arkadaşlar. Yani şah gözü. Ya da ona ne demişlerdi? Şah kulağı da denilmiştir. Yani Pers hükümdarı Şah'ının gözü ve kulağı buradaki satrapları yöneten valilerdi. Ticaretle uğraştılar ve Anadolu'daki Lidyalıların başkenti olan Sardes'ten kendi başkentleri Sus'a kadar uzanan tarihteki meşhur yollardan biri olan Kral yolunu da yapmışlardı. Evet sevgili gençler. 8. Anadolu medeniyetleri yani Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar ya da Urarturlar gibi ilk çağda Anadolu'da hükmetmiş olan devletlere bakacağız. Anadolu ne demek arkadaşlar? Uygarlıklar beşi olarak kabul edilir. Güneşin doğduğu yer anlamına da gelir arkadaşlar. Burada kimler yaşadı? Hititler, İyonlar, Urarturlar, Frigyalılar, Lidyalılar Anadolu uygarlıklarındandır. Şöyle bir soru gelir karşınıza. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından biri değildir der? Sümerlileri söyler. Sümerliler Mezopotamya uygarlığıydı arkadaşlar. O yüzden en azından hangi devletin
hangi bölgede hüküm sürdüğünü bilirsek soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Tarihin ilk Meşruti krallığını Hititler kurmuştur arkadaşlar. Anadolu'nun ilk kanunlarını Hititler yapmıştır. Hitit kanunlarında aile kurumunu ve özellikle kadın haklarını koruyan maddeler bizim karşımıza çıkıyor. Yani bu insancıl düzenlemelerle hukuk bilincinin gelişmesine de Hititler katkı sağlamıştır. Objektif, tarafsız tarih yazıcılığının ilk örneklerini Hititler anallar, yıllıklar adı altında vermişlerdir ve burada krallar Tanrı'ya hesap verme amacı gütmüştür. Şimdi arkadaşlar, yani bir yıl devlet ne yaptıysa anal adı verilen yıllıklara bunu yazıyor. Neden yazıyor? Tanrı'ya hesap vermek için yazıyor. Demek ki bir kere bir ahiret inancı söz konusu. İki, Tanrı'ya hesap vermek için yapılan bir şeyde siz yalan söyleyemezsiniz. O zaman olanı olduğu gibi kayıtetmişlerdir. O yüzden objektif, tarafsız tarih yazıcılığında temellerini Hititler atmıştır. Van Gölü çevresinde de Urartular yaşamıştır. Tarımı geliştirmek için sulama kanalları ve baraj yaptıklarını biliyoruz. Maden işçiliği ve kuyumculukları da en ileri düzeydedirler. Yani ilk çağda en iyi maden işçiliği, en iyi kuyumculuk yapan kim derlerse Urartular arkadaşlar. Ve inandıkları tanrılar adına ki Haldi onlardan bir tanesi, birçok tanrı var yine Urartularda. Kurbanlar kesip kan akıtmışlardır ve direnç kanallarıyla bu kanı toplamışlardır arkadaşlar. Yani çok tanrılı bir inanç var ve tanrılar adına da kurban kesme yine Urartularda gözükmüş. Batı Anadolu'da yaşayan Lidyalılar ticaretle meşhurdur ve tarihteki ilk parayı da icat ettiği bilinir. Yani ticarette parayı değiş tokuş aracından parayı ortaya çıkartan ilk topluluktur. Ve kral yolu üzerindeki yapmış oldukları ticaretle de zenginleşmiştir Lidyalılar arkadaşlar. Lidyalılarla ilgili mesela eşek kulaklı Midas duymuşsunuzdur mesela arkadaşlar. Müzikten çok anlamadığı için ona eşek kulaklı tabirini de kullanmışlar. Tabii kumar faaliyetlerini de ilk başlatanlar Lidyalılar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Sonra diğer bir Anadolu medeniyeti Frigyalılar. Bunlar tarım ve hayvancılıkta. Özellikle dokumacılık, madencilik ve ağaç işlemeciliğinde ileri düzeydeler. Tapates adı verdikleri kilimleri çivi kullanmadan yaptıkları mobilyalarıyla meşhurlardır. Fibula denilen çengelli iğneyi icat ettiler. Kaya mezarları ve tapınaklar yaptılar. Fenike alfabesini kullandılar. Fable adıyla bilinen hayvan hikayelerini dünya edebiyatına kazandırdılar. Şimdi bir de arkadaşlar burada Frigyalılarla ilgili bilmemiz gereken çok tanrılı bir inançları var. En büyük tanrıları bereket tanrıçası Kibele'dir arkadaşlar. Yani tarımla uğraştıkları için arkadaşlar bereket tanrıları onların için bir numaralı tanrıdır diyeceğiz. İkinci konumuz yani beşinci haftanın ikinci kısmı olan insan ve çevre arkadaşlar. Bir bakalım ne varmış burada. Tarihsel süreçte bazı toplumlar hayvancılık, bazıları tarım, bazıları da ticaretle uğraşmışlardı. Yaşanılan coğrafya farklı olduğu için toplumların hayat tarzları, sanat anlayışları, ekonomik faaliyetleri, beslenme şekilleri ve giyinmeleri farklılık göstermiştir. Mesela sıcak bir bölgedeyseniz çok fazla elbiseye ihtiyacınız olmaz. Soğuk bir bölgedeyseniz ciddi anlamda elbiseye ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Yani yaşadığınız coğrafya sizi şekillendirmiştir. Buzul çağında insanlar avcılık ve toplayıcılıkla besleniyordu. İnsanlar avcılık ve toplayıcılıkla besleniyorlar ama bunlar zaman içerisinde yeterli gelmedi, doyurucu olmadı. Buzulların erimesiyle beraber besin üretimi amacıyla insanlar yerleşik hayata geçmeye başladı. Bakın insanların yerleşik hayata geçmesi tarlayı ekmeyle alakalıdır. Yani tarlayı ben ektim, bunun yanına evimi yapacağım. Yani ilk başta tarımsal üretim gerçekleşmiştir. Tarımsal üretimin sonucunda insanlar yerleşik hayata geçmiştir. Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Suriye ve Mezopotamya toprakları avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin yaşandığı ilk coğrafya olmuştur. Ve bu bölgeye verimli hilal ismi verilmiştir arkadaşlar.
Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı bereketli hilal, verimli hilal, buğday, çavdar, tahıllarla at, deve, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların da ana vatanı olarak kabul edilir. Besledikleri hayvanların yünlerinden giyecekler yaparak soğuktan korunmuşlardır. Hayvanların gücünden yararlanarak da toprağı işlemişlerdir. İlk çağda yerleşik hayata sadece bereketli hilalde değil, benzer şartları olan başka coğrafyalarda da geçilmiştir. Nil Nehri'nin hayat verdiği Mısır, Ganj ve İndus nehirlerinin hayat verdiği Hindistan'da da yerleşik hayata geçilmiştir. Yerleşik hayat başladığı halde bazı bölgelerde insanlar halen konar göçer hayat tarzında devam ettirmişlerdir. Konar göçerler hayvancılıkla uğraşmışlardır. Sürüleri için su ve otlaklar bol olan yerleri sürekli aramışlardır arkadaşlar. Konar göçerler bilinçli bir üretim faaliyetinde de bulunmuşlardır. Bundan dolayı ihtiyaçlarını doğada hazır bulduklarıyla karşılayan göçebelerden ayrılardı. Bakın konar göçer ayrı, göçebe ayrı. Konar göçerlerde şu var, üretim bilinci söz konusudur. Tarih ilminin kurucusu olarak bilinen Herodot, Mısır Nil Nehri'nin bir armağanıdır diyerek insan ve çevre ilişkisine dikkat çekiyor. Strabon ise Geografia adlı eserinde ovalar, sahiller ve ılıman iklimin görüldüğü yerlerde yaşayan insanların daha medeni ve uysal olmasına karşın dağlık ve yüksek bölgelerde yaşayan insanların medenilikten uzak ve kaba olduğunu söylemiştir. Coğrafyanın insanın kaderini belirlediği görüşü İslam dünyasının yetiştirdiği önemli alimlerden biri olan İbni Haldun tarafından da paylaşılmıştır. Konar göçer hayat tarzının verilecek en güzel örneği de biz Türklerizdir aslında. Türklerin tarih sahnesine çıktığı Orta Asya'da yüksek dağlarla çevrili, sert karasal iklimin olduğu, su kaynaklarının yetersiz, yer yer çöllerle kaplı olan bir bölge olduğunu biliyoruz. Tarıma elverişli topraklar oralarda sıkıntılıydı, azdı arkadaşlar. Ve bu çevre şartları Türkleri konar göçer hayatı benimsemesine zorlamıştı. Mesela Türkler dağların rüzgara açık kuzey taraflarına kuz derlerdi. Kuzlar daha fazla yağış aldığı için ve serin olduğu için yazın yaylak olarak buralar kullanılmıştı. Kuzlarda sular kurumaz, otlaklar daima sürüleriniz için yeşildir arkadaşlar. Türklerin kış mevsimini geçirdikleri yerlere ise kuy ya da koy denirdi. Kışlak adıyla da anılan bu yerler dağların güney yamacını oluşturmaktaydı. Kar yağışının az, fırtınaya kapalı, güneş alan kuyularda otlak ve su kaynakları da bulunmaktaydı. Konar göçerler ihtiyaçları olan tarım ürünlerini, yani tahıl ürünlerini yerleşik topluluklarla hayvansal ürün satarak karşılamışlardır. Konar göçer ve yerleşik topluluklar ihtiyaçlar bakımından birbirine tamamlamışlardır ve birbirlerine yağma gibi zararlar vermekten de kaçınmışlardır. Türkler sınır boylarında kurulan pazarlarda Çinliler ile hayvansal gıdalar ve ürünler satarken onlardan da tarım ürünü, seramik ve diğer ihtiyaçlarını almışlardır. Türkler ve Çinler arasındaki ticaret savaşlarla kesintiye uğrasa da savaşların ardından hemen hızlıca normale dönüp ticaretleri devam etmiştir diyerek arkadaşlar 9. sınıf tarih dersinin 5. hafta konu ve kazanımını bitirdik. Sevgiyle kalın arkadaşlar.